kardeşimiz, dostumuz Hidayet Oruçev Bey. Yine kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin çok değerli milletvekili, aynı zamanda öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Cevahşir Feyziyev Bey kardeşimiz. Kırgızistan ziyareti vesilesiyle üniversitemizi teşrif etmişti ve esas itibariyle de temel ziyaret sebebi Türk Memleketler Birimliği diye Kırgızca'ya çevrilen Kotorulgon bu kitabın beta çarını üniversitemizde yapmıştık. Türk dünyasının kültürünü ve kültürel ögelerini yine bu kitabında anlatıyor. Avrasya gelişim perspektifleri açısından Türk devletlerinin durumunu ifade ediyor, anlatıyor. Bişkek'e geldiğimde çok büyük yenilikler görürüm, değişmeler görürüm. Bu hem şehirde, hem ekonomide, hem insanların hayatında gözükmektedir. Ben arzuluyorum ki bizim büyük Türk dünyamızın her bir köşesinde insanlar hep pozitif, müsbet şeylerle her gün karşılaşsınlar. Şimdi küreselleşmenin ilden ile, hatta ay bay ay, gün be gün hızlaştığı bir zamanda biz Türkler talihimizi, gelecek talihimizi nerede, kiminle, nasıl göreceğiz, nasıl görürük? Bu yönde dünyanın çok farklı bölgelerinde insanlar fikirler oluşturur ve biz bu fikirleri birbirimizle daha çok konuştukça daha optimal, daha uygun bir yollarını bunun bulmaya. Türkler, Slavyanlar, Romanlar hepsini bir birliğe getirmek dünya tarihinde hele böyle bir birlik olmayıp ve çok güman ki olmayacaktı. Ve olacaksa bu çok çok iller, o kadar iller geçecek ki belki insanlığın kendisi değişecek artık o zamana bir başka insan növü feyda olacak ona kadar. Niye Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi olmalıdır? Benim birçok argümanlarım var buna. Birincisi, Türkiye başka bir, farklı bir sivilizasyonu temsil eder. O Roman kültürüne esaslanan bir birlikte uğurlu olamaz. Diğer taraftan Roman kültürünün yarattığı birliğin özü de Türk sivilizasyonunun temsilcisini kendi içerisinde istemez ve istemir, bu da görülür. Ve o da doğrudur, o da haklıdır. Niye? Çünkü bizim sivilizasyon farklarımız var. Biz bir birlikte yaşayabilmedik. Yaşayabiliriz ama bir sistem, siyasi sistem olarak yaşayırsak mutlak problem çıkacak. Aynı problemler ki Sovyet Birliği'nin içinde çıktı. Bize, Türkiyelilere, Avrupa'da Türk değiller. Size Avrupa'da Kırgız değiller. Bize Avrupa'da Azeri değiller. Bu doğru mu? Bu doğru değil. Bu bizi parçalamak için değildir. Biz Türk'üz. Çok bu yolla baktığımızda kişi başına düşen doğal kaynak hacmi adam başına 4 defa farklı yapar. Her Türk'e düşen, tabiattan gelen hala, insan hala bilim, teknoloji Avrupa'da, Amerika'da cemleşmiş şu anda. Ama 11, 12, hatta biraz da geri geçsek 9, 10, 11, 12. asırlarda şarktan bütün dünyaya bilim adamları gitmiş. Bilimlerin esaslarını yaratmışlar ve insanlara bütün dünyaya yaymışlar. Ona göre biz eğer parça parça eriyip geçsek o zaman Türk sivilizasyonu diye anlayış bile kalmayacak dünyada. Ama biz bu dünyanı özümüz kendimiz yaşadığımız zamanla bakmıyoruz. Biz bakak 200 yıl sonra, 500 yıl sonra ne olacak? Dünya nasıl idare olunacak? Şimdi benim çocuklarım mesela Avrupalı kimi yaşayacak, sizin çocuklarınız Asyalı kimi yaşayacak, o birisi bir Müslüman adlanarak yaşayacak, o birisi bir diyelim Pravoslav olarak yaşayacak ama Türk olarak yaşamayacak. Her birinizi bir daha görmekten çok memnunum ve her birinizin bu mevzuda herhangi bir suallarınız, sorularınız olursa cevaplandırmaya da her zaman hazırım. Ben kendi e-mail ünvanımı da üniversitede var. Büyükelçiliğimizde de her zaman var. Herhangi bir sual, sorun yaranarsa, kiminse bir sual olursa istenilen zaman benimle kontakta girmenizi karşı ederim. Çok teşekkür ederim. Geleceğimizi nerede aramamızı anlatan bu güzel sunuşundan dolayı gönülden teşekkür ediyoruz. Ve hemen salona dönüyoruz. Söz almak, katkıda bulunmak, tabii ki soru sormak gibi bir dinamik süreci başlatırsak
bence çok yerinde olur. Во-первых, одна проблема чисто региональная, потому что, допустим, в рамках Центральной Азии с тех пор, как мы имеем независимость, прошло 25 лет. Eğer bütün Türk devletlerinin sınırlarını hatla çizmiş olsanız bir tane bizi ayıran Hazar Denizi'ydi. Hazar Gölü de ortak deniz. O bizim en büyük servetimizdir. Türk dünyasından büyük servetidir. Şimdi, Türkler tarih boyu birbirine karşı savaşıplar. O yüzden Türkler bir daha hiç zaman birleşemez. Eğer Türkler eğer onlar buna inanırlarsa niye bu kadar turançılık ideolojisinden korkurlar? Niye her yerde onun karşısına alma, önünü almak isterler? Kendi aralarında savaşırlar ama Türklerin savaşları durandan sonra Romanlar hala 100 iller birbiriyle savaşıblar. Almanlar Fransızlarla 50-60 yıl bundan önceye kadar birbirini diri diri yandıran milletlerdi, halklardı. Ama ona bakmayarak birbirlikte birleştiler. Avrupa Birliği'nde birleştiler. Niye onlar kendilerine bu kadar azap verenden sonra birleşebilsinler? Ama bize değiller, yok siz birleşebilmezsiniz. Çünkü siz 1000 yıl önce savaşmışsınız. Ama kendileri 60 yıl önce savaşırdılar, 70 yıl önce savaşırdılar ve bugün birleşirler. Demek ki bu birleşmede bir fayda... Dünyası Rusça ile iletişim kurmasın mesela. Evet. Türkçe ile önceden Çağatay'cı mesela ortak dil olarak kullanmış bütün Türk dünyası 20. yüzyılın başına kadar yeniden bir Türk işte dili üzerinden anlaşalım gibi bir tartışma vardı. Şimdi o tartışmalar daha az rastladığı bir tartışma. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Avrupa Birliği'nin üyesi olan devletler aynı köşten bizim gibi aynı köşten olan devletler tercümeçi vasıtasıyla konuşurlar. Biz tercümeçsiz konuşuruz. Biz daha yakınız. Ben buraya geleli bir yıl oldu. Kırgızistan, Özbekistan'da sınır sorunu yaşıyor hala. Kazakistan'da sorun yaşıyor zaman zaman ve Türkiye Cumhuriyeti'yle de sorun yaşıyor. Kendi komşularıyla veya bunlar karşılıklı da olabiliyor. Bir şekilde farklı ülkelerle Türk ülkeler arasında kendi komşularıyla dahi ekonomik, ticari geliştirmede sıkıntı yaşayan Türk dünyası bu ekonomiden başlayacaksa eğer cevabımız bu olursa da bundan nasıl aşar? Teşekkür ederim. Bu tür ekonomi ilişkilerimiz şu anda zayıftır. Doğru ama eğer biz amaç olarak Türk halklarının yakınlaşmasını, Türk devletlerinin yavaş yavaş tedricen bir platformaya gelmesini istediyse o zaman bunu anlaya anlaya ekonomik kurumlarımız, hükümetlerimiz bu şeylere doğru bir adım atmalıdır. Bir de konuşabilir mi? Konuşur ama bu güç merkezleri de tehdit olarak algılıyor ve muhakkak mücadele edecektir oluşmaması için. Fakat eğitim, bilgi ve cesaret ile gerekiyor burada. Biz bunu nasıl sağlayabiliriz ve toplumsal şuuru bu noktada nasıl oluşturabiliriz? Bunu oluşturduğumuz zaman, sistemi kurduğumuz zaman, altyapı kurduğumuz zaman bir top sahası gibi Türk birliği ister istemez kendiliğinden oluşacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok Türk bilim akademilerinin bir ittifakı var, birliği var. Yani Avrupa'da böyle başladı. Bir küçük birliklerle tam böyle gayri hükümet yani sivil toplum örgütü. NGO olarak formalaştı ve sonunda bu devlet kurumlarına sirayet etti, geçti. Biliyorsunuz birleşikliğine geç üçün siyasetçiler, ekonomistler, madeniyat işmerleri, akıllı adamlar, siz yaptı uzmanlar, usulakın vardır biri gibi durup misal için birinci beş yıllıkta nelerde cazaş gerektirir. Stratejiler düzüp, ondan oşundan başlasa, ağlayacaklar, maydakçıda karama karşılıkta dilerdiler, bulup dalar çeçiliyordu. Benim oyunca uşundayım. Bir nesiller kol kalınsa, cakşı olur diye de artık böyle bir söz yüz kırp işimiz yok olurdu. Türk kurultayları yavaş yavaş Türk devletler zirvesine dönüştü. Arkasından da Türk Genelşi oluştu. Türk Konseyi oluştu. Bu doğrultuda iyi gidiyorduk. Demek olabilecek bir şeyler var. Bunu oluşturduğumuzdan sonra düşmanlarımız da hiç uyumadılar. Tabii ki burada halkların yakınlaşması en büyük güçtür. En etkili alan halkların yakınlaşmasıdır. Onun için de evet siyasetçilerden şunu bekliyoruz. Hakların birbirine yaklaşması için bariyerleri kaldıralım. Evet. Vizeyi kaldıralım. Doğru. Pasaportu kaldıralım.
şu nüfusundan her tarafa gidebilelim. İnşallah bunları başaracağımız günler gelecek. Bu büyük Türk dünyasında mutlu bir gelecek için, kızıl elma için yola çıkan kervan kararlılıkla yürüyüşüne devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Var olun. Çok değerli bilim adamları bu ortak hafızaya bir hizmet yaptılar. Türk çok ismiyle. Çok buyurun efendim. Çok minnettarım. Çok teşekkür ederim. Evet, Türklerde devlet geleneğini biz burada sapasağlam bir şeye, esasa oturttuk. Bunlar inşallah bizlere yol gösterecektir. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Sayın Rektör.